Merhaba arkadaşlar, ben Erkan Hırnalı. İzleyeceğiniz videoları Elmadağ Meslek Yüksek Okulu'ndaki yürütmüş olduğumuz görsel programlama dersinde ki uygulama eksiklerini gidermek amacıyla hazırlamaya çalıştık. Umarım yararlı olur diyoruz. Evet, bu dersimizde arkadaşlar programlama tekniklerinden bahsetmeye çalışacağız. Bu amaçla hazırlamış olduğumuz bir uygulamamız olacak. Icon Editor ismini verdiğimiz bir uygulama. Ekrandaki uygulamaya benzer bir uygulama olacak. Tabi bu kadar teferruatlı değil ama, bu kadar detaylı değil ama yine ona benzer bir uygulama oluşturmaya çalışacağız. Buradaki amacımız arkadaşlar arayüz tasarımından çok, yani çok detaylı bir arayüz hazırlamaktan çok programlama tekniklerine odaklanabilmek olacak. Yalnız burada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum arkadaşlar. İzleyeceğimiz videolar dediğimiz gibi uygulama eksiklerini gidermeye yönelik hazırlandığı için mümkün olduğunca teorik bilgiden kaçınacağız arkadaşlar. Tabii hiç değinmeyeceğimiz anlamında değil ama dediğim gibi mümkün olduğunca kaçınacağız. Bu hatırlatmayı hem sizler için hem de kendim için yapıyorum. Çünkü bazen bunu başarabilmek zor oluyor. Peki. Evet. Şimdi isterseniz tümden gelim olsun diye önce ne yapacağımıza bir bakalım. Sonra üzerinde birazcık konuşalım. O birazcığın altını çiziyorum. Fazla uzatmamam gerekir. Sonrasında da arkadaşlar uygulamamıza geçelim. Bunun için arkadaşlar ben ekranımı, tahtamı öncelikle bir açmak istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Biz iyi bir görsel programlamacı olabilmek için arkadaşlar, daha doğrusu iyi bir programcı olabilmek için zorlu bir süreçten geçiyoruz, değil mi? Kolay değil. Kimse kolay olduğunu söylemez. Bu süreçte arkadaşlar biz ne kadar çok nesne bilirsek o kadar iyi. Değil mi? Görsel programlamanın temelinde yatıyor zaten nesneleri kullanmak. Değil mi? Hazır olan nesneleri kullanmak. İşletim sisteminin bize sağlamış olduğu işte veya o programlama dilinin üzerine eklediği nesneleri kullanmak. Dediğim gibi görsel programlamanın temelinde yatıyor. Bu nesnelerin arkadaşlar ne kadar çok özelliklerini bilirsek o kadar iyi. Sadece özellikle bitiyor mu? Hayır. Bir de bunların olayları var. Değil mi? Hayatımıza yeni yeni olaylar geliyor hep. Ve devam ediyor arkadaşlar. İşte nesne yönelimi programlamadan haberdar olmamız gerekiyor. İş bu kadarla da bitmiyor. Veri tabanını iyi kullanabilmemiz gerekiyor. Derken web günümüzün gerçeği, değil mi? Diğer bir gerçeği mobil cihazlar falan. Evet, bu liste böyle uzayıp gidiyor arkadaşlar. Bayağı bir. Şimdi peki biz bugün bu zorlu sürecin neresinde yer alacağız? Ne yapacağız? Ondan hemen kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biz iyi bir görsel programlamacı olabilmek için tamam dediğimiz gibi ne kadar çok nesne bilirsek o kadar iyi. Ne kadar çok özellik bilirsek o kadar iyi. Ne kadar çok olay bilirsek iyi arkadaşlar. Ama bir süreden sonra bunlar size çizebilecek miyim bakayım, şöyle ince belli bir bardak. Evet, içine bir de kaşık oturtalım şöyle. Bir süreden sonra arkadaşlar çayın içindeki şeker gibi, hani şekerin bitmesi gibi hep aynı sesi vermeye başlıyor değil mi? Tın 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 tın, karıştırıyorsunuz. Bir süre çok iyi gidiyor. Tamam, şeker eriyor hemen. Ondan sonra ama hep aynı sesi veriyor. İşte arkadaşlar ufkumuzu genişletebilmek için, az kodla daha çok iş yapabilmek için, problemleri daha kolay çözebilmek için bizim neye ihtiyacımız var? Çay değil kahve diyormuşuz değil arkadaşlar. Programlama tekniklerine, değil mi? Programlama teknikleri. Evet. Bugün göreceğimiz konu arkadaşlar programlama teknikleri.
Peki. Nedir bu programlama teknikleri? Hemen başlık olarak onları yazalım. Zaten her birinden bahsedeceğiz, değil mi? İlk olarak arkadaşlar biz çokça gördüğümüz, böyle olaylarda falan parametre olarak çokça gördüğümüz bir sender tekniğinden bahsedeceğiz. Daha sonra yine nesnelerde tanımlanmış olan tag, tag nasıl okursak artık bilemiyorum. Tekniğinden bahsedeceğiz. Bir de arkadaşlar programatik yolla nesnelere erişim diyeceğiz. Yine programlarımızda sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz tekniklerden bir tanesi olacak. Programatik yolla nesnelere erişim. Peki, bu amaçla hazırlamış olduğumuz bir uygulamamız olacak arkadaşlar. Ben hemen onu da size göstermek istiyorum. Şöyle. Şimdilik onu kaydetmeyelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar bir ikon editör programı oluşturmaya çalışacağız. İkon editörler biliyoruz hepimiz. İşte 16x16, 32x32. Gerçi şimdi çok daha büyük ikonlar var ama bu gibi ikonları tasarlamak için basit uygulamalar olarak, değil mi? Karşımıza çıkıyorlar. Peki. Şimdi ekrandaki görüntüde bunlardan bir tanesi var arkadaşlar. Kullanıcımız bir penguen tasarlamış. Yalnız arkadaşlar bu penguen 32x32 boyutlarında, yani 32x32 tane noktadan oluşuyor. Çok nokta varmış gibi duruyor ama noktaların her birinin boyutu çok küçük olduğu için, değil mi? Düşünün, şu kadarlık bir alanda tasarlamak zorunda kalsaydık bu pengueni, sanırım çok da başarılı olamazdık, değil mi? İşte ikon editör programları bize bu işi yapıyor. Ne yapıyor? Her bir noktayı çok daha büyüterek karşımıza çıkartıyor. Biz de rahat rahat tasarlayabiliyoruz. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar, bugünkü amacımız ortaya çok çok güzel bir arayüz tasarımı koymak olmayacak. Yani çok detaylı bir program koymak olmayacak. Programlama tekniklerine odaklanabilmek olacak amacımız. O yüzden arkadaşlar biz mümkün olduğunca sade tutmak zorundayız programımızı. Ama programımız bir ikon editörüne benzer bir şey olacak. Programlama tekniklerini kullanarak. Evet. Çalışan bir hali var. Onu hemen gösterebilirim şöyle size. İkon editör dedik başlığımıza da. Evet. Birincisi arkadaşlar, hani kullanıcıya her an o hücreye tıklayabilecekmiş hissi verebilmek için ne yapıyoruz? Üzerine geldiği paneli, bunları birer panelden oluşturursak biraz sonra onu da konuşuruz ama üzerine geldiği panelin kırmızı olmasını, hücrenin diyelim, veya ayrıldığı zaman o hücrenin eski rengine geri dönmesini sağlayacağız ilk olarak. Sonrasında arkadaşlar tıklayarak bu hücreleri boyayabilecek kullanıcımız, değil mi? Bu şekilde. Mesela şuraya Times New Roman olacak şekilde. Tabii yerimiz biraz daha azmış. Şöyle yapabiliriz. Şunu da kaldıralım. Gibi. Eğer alt tarafta olsaydı El Madame ve Seksiyon Okulu'nun E'sini yapmış olacaktık. Reklam her yerde diyoruz. Peki. Bunları teker teker temizleyebilecekti arkadaşlar kullanıcımız. Ya da eğer isterse temizle butonuyla, değil mi? Hepsini teker teker temizlemek belki zor gelebilir diye düşünüyoruz ama aslında o temizle butonuyla biz üçüncü programlama tekniğimize değinmek istiyoruz. Gibi arkadaşlar. Peki. Peki, yapmak istediğimiz bu kadar. Arayüzü tasarlayarak başlayacağız şimdi işimize. Yalnız ondan öncesinde ben yine tahtamıza bir dönmek istiyorum arkadaşlar. Çok uzatmamaya çalışacağım ama yine şöyle dönmemiz gerekecek. Şimdi burada bu sefer çay bardağı değil, bir huni yapacağız, değil mi? Şöyle bilyelerimiz vardı. Evet, bunlar. Küçükken oynar mıydınız bilyeler? Burada arkadaşlar modüler programlama diyoruz. İyi bir programcı olmak istiyorsak arkadaşlar bu kavramı hayatımıza iyice yerleştirmemiz gerekiyor. Değil mi? Modüler
Tamam, ne yazdım ben oraya? Niye gerekli arkadaşlar? Çok teknik olmayan bir tabirle söylemek gerekirse eğer, tıkanıp kalmamak için diyoruz, değil mi? Şöyle yazılmakta. Tıkanıp kalmamak için. Nerede, nasıl tıkanmak arkadaşlar? Programları yazarken tıkanmak tabii ki. Bunu belki siz de çok yakından, değil mi, böyle hatırlayabiliyorsunuzdur. Mesela sınavda beyaz kağıt size bakar, siz beyaz kağıda bakarsanız veya hepimiz için öyle olur, değil mi? Biz öğrenciyken işte o anda tıkanıp kalmışız demektir. Niye? Programın her bir tarafını bir anda çözmeye çalıştığımız için arkadaşlar. Aynı şuradaki bilye örneklerinde olduğu gibi. Buradaki bilyelerin arkadaşlar hepsini birden bu hundiden aşağıya atmaya çalışırsak, değil mi? Bunlar oradan arkadaşlar kum saatinden kum tanelerinin akması gibi kaymayacaklardır. Değil mi? Aksine orada tıkanıp kalacaklardır. Halbuki biz şunları silsek şöyle. Bunimizin üst tarafı da gitti. Hemen bunimizin üst tarafı olmadan olmaz. Onu da çizip bilyelerimizi teker teker attığımızı düşünürsek arkadaşlar, attık. Bakın bu eleman hop yağ gibi aşağıya kayacaktır, değil mi? İşte biz tam buna modüler programlama diyoruz. Yani programımızı parça parça oluşturmak, modül modül oluşturmak ve her bir modüle arkadaşlar bir görevden fazlasını yüklememek, değil mi? Mümkün olduğunca böl parçala yönet. Programımızı küçülteceğiz, küçük parçaları çözmeye çalışacağız. Özellikle bu görsel programlamada çok önemli diyoruz arkadaşlar. Peki, burada programımızı nasıl küçültebiliriz? Bizim amacımız neydi? Bir sürü panel var, değil mi? Bunların üzerine geldiğimiz zaman kırmızı, ayrıldığımız zaman gri olmasını istiyoruz. Ve tıklayınca da rengi kalsın istiyoruz falan filan. Bu listeyi daha da uzatabiliriz. Ama işte uzatmamamız gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Daha da aksine küçültmek gerekiyor. Bir defa arkadaşlar, her bir panelin davranışı dikkat ederseniz birbirine benzer oluyor, değil mi? Nedir? Üstüne geldiğimizde kırmızı, ayrıldığımızda gri. O halde bütün panelleri düşünmek yerine tek bir tanesini düşünelim önce. Kursörle, daha doğrusu imleçle kullanıcı üzerine geldiği zaman bu panel kırmızı olacak. Ayrıldığında demeyeyim, değil mi? Daha da parçalamak istediğimiz için problemin yarısını alalım. Bu kadarla yetinelim hatta. Üzerine geldiğimizde kırmızı olsun. Evet, problemi şimdi buraya kadar indirgedik arkadaşlar. Kursörle üzerine geldiğimiz zaman bu panel kırmızı olacak. Tam bu noktada yine ne yapıyorduk? Bizim bir üçgensel bakış açımız var arkadaşlar. Köşeleri var bu üçgenlerin. Üçgenin. Bu köşeleri doldurmaya çalışıyorduk. Hangi olayda, hangi nesnenin, hangi özelliği ne şekilde çalıştırılacak, doldurulacak. Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Önce problemi mümkün olduğunca küçültüyoruz. Daha sonra bu üçgensel bakış açımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Peki, şimdi gelelim bu panel nesnesinin üzerine geldiğimiz zaman kırmızı olma işine. Evet, diyoruz ki arkadaşlar, şimdi bu olaydan sonra, bu işlemden sonra daha doğrusu hangi nesne bundan etkilenecek? Yani form mu etkilenir? Varsa oralarda bir yerde buton mu etkilenir, yoksa panel mi etkilenir? Değil mi? Aslında bariz belli. Bu işten arkadaşlar bizim panelimiz etkilenecek. Peki panelin hangi özelliği? Yani bu işlem sonucunda panel büyüyecek mi, küçülecek mi, yer mi değiştirecek? Ne olacak yani? Hangi özelliği değişecek? Tabii ki rengi değişecek, değil mi? Peki bu C#'ta ne diye geçiyor? Back color diye geçiyor, değil mi? Back color özelliği değişecek. Geldik en önemli sorulardan bir tanesine. Olay tabanlı programlamada önemli bir soru. Ne zaman değişecek peki? Bu panelin back color özelliği ne zaman değişecek? Temel mouse olaylarından diyoruz arkadaşlar. Tabii ki mouse'umuz üzerine geldiği zaman değişecek. Mouse enter. Evet. İşte
Teknik olarak arkadaşlar problemi çözmüş olduk bile. Şimdi bunları yerine yazmaya kaldı. Arayüzümüzü tasarlayıp bunları da yerine yazmaya geldi sıra. Hemen tahtamızdan çıkalım. Yok, kaydetmek istemiyoruz. Peki. Şunu bir aşağı indirelim. Ben tekrar mouse'umu alayım. Evet. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz boş proje üzerinde çalışmaya başlayalım. Peki. Biz panellerle başladık ama arkadaşlar tabii ki başka nesneler de kullanabiliriz. Şimdi rengini değiştirmek istediğimiz için yani ne diyelim? Evet, başka nesneler de olabilirdi. İlla ki panel kullanmamıza gerek yok. Panel kullanmamızı açıklayabilecek çok önemli bir şey bulamadım da, gerekçe bulamadım da o yüzden. Peki, panelimizi alalım. Bir tanesini şuraya yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi önce bir panel üzerinde çalışacağız. Daha sonra bunu diğerlerine yaymaya başlayacağız. Programlama tekniklerimiz de tam o noktada devreye girecek. Zaten bilinçli olarak seçilmiş bir örnek. Peki, bir tane paneli koyduk. Şimdi bununla arkadaşlar mouse enter olayında biz renginin değişmesini istiyorduk. Değil mi? Hemen olaylarımıza gidelim. Mouse enter olayını bulalım. Evet. Yani temel mouse olaylarımız vardı ya. Nelerdi bunlar? Kursörümüz bir nesnenin üzerine gelebilir. Mouse enter. Üzerinden ayrılabilir. Mouse leave. O nesne üzerinde kımıldayabilir. Değil mi? Mouse move gibi. Biz şimdi bu temel mouse olaylarından mouse enter'ı seçiyoruz. Peki. Kim bundan etkilenecekti? Panel 1 nesnesi. Hangi özelliği bundan etkilenecek? Back color özelliği arkadaşlar. Peki ne şekilde etkilenecek? Kırmızı olacak. Bir şeyin kırmızı olmasını istemek programcılıkta ne demektir? Yani bir A değişkeni olsaydı, A değişkeninin 5 olmasını istediğimiz zaman ne yapardık arkadaşlar? A eşittir 5 derdik, değil mi? Burada aslında önemli bir iş yapıyoruz. A'ya 5 değerini ne yapmış oluyoruz? Aktarmış oluyoruz. Atama işlemi yapmış oluyoruz. A'nın 6 olmasını isteseydik 6 yapardık. Eğer ki A bir renkse, kırmızı olmasını isteseydik, o zaman da ne diyecektik? A eşittir işte red. Tabii şimdi doğrudan red diyemeyiz ama yani onun kırmızı olmasını isteyecektik. Peki. Şimdi burada da arkadaşlar biz panelin back color özelliğinin ne olmasını istiyoruz? Kırmızı olmasını istiyoruz. Onun için kırmızı özelliğini buna atamamız gerekiyor arkadaşlar. Burada Microsoft'un daha önceden yazdığı color sınıfının içindeki biz red özelliğini kullanıyoruz. Değil mi? Peki, noktalı virgül. Şimdi yazdığımız kodu bir toparlayalım. Ne yapmış olduk? Burada bir atama işlemi gözüme çarpıyor benim, hemen bir programcı olarak. Atama işleminin bir sağ tarafı vardır, bir de sol tarafı vardır. Sağ taraf, sol taraf aktarılacak demektir. Değil mi? Yani bir şey kırmızı olacakmış. Kim kırmızı olacakmış? Panelin back color'ı. Ne zaman? Mouse'umuz panelin üzerine geldiği zaman. Bu kodun yorumlaması bu şekilde. Peki, şimdi bir test edelim. Çalıştıralım bakalım. Ortada bir panel olsaydı belki kırmızı olabilecekti diyoruz ama aslında var arkadaşlar. Ortalıkta bir panelimiz var. Belki böyle olması daha iyi. Bakın şimdi mouse'umla gidiyorum. Hani hiçbir şey kırmızı olmadı. Hop, tık yakalandım. Değil mi? Aslında yakalamadım. Bir olayı tetiklemiş oldum ben. Hangi olayı tetiklemiş oldum? Panelin üzerine geldiğim zaman imlecimin ucu bile dokunsa, değil mi? Kuyruğu olmazdı. Ucu dokunsa, ucu bile yanlış oldu. Yani ucu dokunması gerekiyor. Mouse enter olayını tetiklemiş olduk ve o arada da bizim kodumuz çalıştı. Kırmızı yaptı paneli. Peki. Tabii paneli orada görseydik daha hoş olurdu. Onun için arkadaşlar hemen şuradan border style özelliğini single yapalım. Şimdi 3 boyut diye gerek yok. Tamam. Şimdi deneyelim. Evet, panelimiz orada görünüyor. Niye kırmızı değil? Çünkü olayı tetiklemedik. Tetikleyelim olayı. Kuyruğuyla olmuyor. Evet. Değil mi? İmlecimizin ucu panele dokunduğu zaman olayı tetiklemiş oluyoruz ve kırmızı oluyor. Peki dışarı çıktığım zaman o da zaten problemin diğer yarısıydı. Değil mi? Yine ne yapıyoruz orada? Üçgensel bakış açımızı çalıştırıyoruz.
hangi nesnenin hangi özelliğinin bu olaydan etkileneceğine karar veriyoruz. Bu işlemden daha doğrusu. Ve ne zaman etkileneceğine karar veriyoruz. Tabii bir de ne şekilde etkileneceğine karar veriyoruz. Öğrencilik zor tabii. Bir sürü karar ver dur. Evet arkadaşlar. Peki hangi nesne bundan etkilenecek yine? Şimdiki problemimiz ne? Üzerinden ayrıldığımız zaman panelin gri olması. Renginin eski haline dönmesi. Kim bundan etkilenecek? Yine panel etkilenecek. Değil mi? Hangi özelliği etkilenecek? Yine back color özelliği etkilenecek. Peki hangi olayda etkilenecek? Mouse enter'da mı yine? Heh, değil işte burası farklı değil mi? Bu sefer temel mouse olaylarımızdan arkadaşlar. Mouse leave. Evet. Mouse leave olayında etkilenecek. Ne şekilde etkilenecek? Yine atama yoluyla. Biz yeni rengi ona atayacağız. Evet. İşte şimdi bunu kodlara dökmemiz gerekiyor. Hemen panelimizin uygun olayını bulduk. Mouse leave'ini. Çift tıklayarak oraya geldik arkadaşlar. Yukarıdaki kodun benzeri olacak. Onun için orayı kopyalayıp yapıştırabilirim. Evet. Panel 1'in back color'ı ne olacak arkadaşlar? Bu sefer eski rengi dediğim için eski rengi kontrol rengi. Değil mi? Bunu şuradan görebiliriz aslında. Bakın üzerine tıkladık. Eski rengi back color'ı evet kontrol. Bunlar da arkadaşlar sistem renkleri olarak geçiyor. Ne demektir bu? Yani biz buna gri değerini atayabilirdik. Ama Windows'un temasını değiştirmiş bir işletim sisteminde çalışırken bizim oradaki kullandığımız gri çok sırıtacaktı. Yani eski rengine dönememiş olacaktı değil mi? Zeminle sırıtacaktı. Burada buton face de çok kullanılan bir sistem rengidir. Butonun yüzey rengi anlamına gelir. Kontrol renginde kullanabiliriz. Fark etmez. Yani kullanıcı Windows'un temasını değiştirse bile ne yapıyoruz? O anda kontrol rengi ne olarak belirlendiyse Windows'un temasında o rengi istemiş oluyoruz. O yüzden System Colors diye başladık. Peki. Bir çalıştıralım bakalım. Evet. Panelimiz kırmızı oluyor. Ayrıldığımız zaman Mouse Leave olayı çalışıyor ve tekrar eski rengine geri dönüyor. Değil mi? Güzel. Evet, bir tanesi için problem yoktu zaten. Değil mi? Önemli olan daha fazla sayıda panel olursa nasıl yapacağız? Evet arkadaşlar, şunu biraz daha küçültsek kodumuzu değiştirmek zorunda kalır mıyız sizce? Değil, değil mi? Niye onları etkilesin ki? Peki. Şimdi bunu gelelim çoğaltma işine arkadaşlar. Bu sefer de çok küçük gibi geldi gözüme. Şöyle yapalım. Tamam böyle uygun. Bir tane değil de iki tane olsaydı. Değil dört tane olsaydı. Daha fazla olsaydı. Evet. Elimizi korkak alıştırmayalım. Çok daha fazla olsaydı. Gibi gibi arkadaşlar. Bunu ne yapabiliyoruz? Böyle kolaylıkla çoğaltabiliyoruz. Bu arada ne yaptım ben tabi formun üzerine çift tıkladım, o da load olayına gitti. Şu load'ı şuradan bir temizleyelim arkadaşlar, aklımıza takılmasın. Hemen F6 ile derleyeyim. Bir de onun tanımlaması var değil mi design'ın içinde, oradakini de temizleyelim. Evet, şunu kapatalım, tekrar bir derleyelim. Evet başlayalım. Şimdi panellerimizi çoğaltmıştık. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Şimdi şöyle etrafından dolanayım biraz. Birinci panelde problem yoktu değil mi? Zaten çalışıyordu. Acaba son panelin üzerine gelirsem ne olacak arkadaşlar? Hiçbiri mi yanmaz? Doğrudan o yanıp söner mi? Yoksa birinci panel mi yanıp söner? Onu merak ediyoruz. Bakalım ne olacak. Üzerine geldiğimiz zaman arkadaşlar bir şeyler çalıştı ama dikkat ederseniz yarım çalıştı. Değil mi? Hangisinin üzerine gelirsem geleyim hep panel bir yanıp sönüyor. İstediğim bir şey mi bu? Kısmen dediğimiz gibi yani yarım. Hep bu şekilde
Düşünmemiştik biz. Peki bunun neden oldu arkadaşlar? Hemen onun bir sebebini inceleyelim. Şuradan herhangi bir panel seçeyim ben. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, normal bir panel olsaydı burada, hemen gösterelim. Hop, enter'a basmayacaktık. Şuradan normal bir panel alalım. Bakın, bu panelin üzerine tıklayayım. Olay bağlantılarına bakayım. Bomboş, değil mi? Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu panelin üzerine gelsek de tıklasak da, yani ne yaparsak yapalım, bu panelle ilgili hiçbir olay tetiklenmeyecek. Ama şuradan bir panel seçiyorum. Olay bağlantılarına bakıyorum. Hop, iki tane olay bağlanmış bile buraya. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar, panel 1'in mouse enter'ı bağlanmış. Bu ne demektir? Biz bunun üzerine gelince bir olayı tetikleyeceğiz ama arka plandaki panel 1 mouse enter olayını tetikleyeceğiz. Zaten arka planda iki tane olay var. Panel 1'in mouse libi, panel 1'in mouse enter. Üçüncü bir tanesi yok dikkat ederseniz. Şu yapıcı metot o ayrı. Değil mi? Üzerinden ayrıldığımızda da yine panel 1'inkini tetikleyecekmişiz. Şuna bakıyorum. Bu da aynı şekilde. Panel 1 mouse enter, panel 1 mouse libi. Zaten o yüzdendir ki arkadaşlar, şu panelimizde hemen görünür hale bir getirelim. Nereden yapıyorduk o işi? Border stilini single yapıyorduk değil mi? Şöyle çalıştırdık. Evet, zaten o yüzdendir ki diyoruz, şunun üzerine geldiğim zaman hiçbirisi tepki vermezken, bunun üzerine geldiğim zaman, değil mi? Panel 1 göz kırpmaya başlıyor. Peki aynı şeyi buna yapsaydım ne olurdu? Geliyorum arkadaşlar. Mouse Enter'ına dikkat edin. Burada çift tıklamıyorum. Eğer çift tıklarsam otomatik olarak arka plana bir kod yazacak. Bu kaç? Panel 65. Panel 65 Mouse Enter diyecek değil mi? Yani kendine bir olay yazılmış olacak. Ben yeni bir olay yazılmasını istemiyorum. Arka tarafa bir metot yazılmasını istemiyorum. Onun yerine ne yapıyorum? Bu panelin üzerine geldiğim zaman panel 1'in Mouse Enter'ı çalışsın diye panel 1'in Mouse Enter'ını buna bağlamış oluyorum. Aynı şekilde mouse libini de bağlayalım veya onu bağlamayalım. Farkı görebilmek için çalıştıralım. Evet. Şimdi bunun üzerine geliyorum. Tık, panel 1 çalıştı. Niye? Onunkini tetikledi. Evet. Ayrıldığım zaman niye sönmüyor? Çünkü panel 1'in mouse libini tetiklemedi. Onu da bağlarsak eğer onu da tetikleyecek. Çalıştıralım. Evet. Panel 1 yanıp sönüyor. Peki. Şimdi bu istediğimiz bir şey değildi arkadaşlar. Ne yapacağız bu noktada? Ya şundan vazgeçeceğiz. Yani hepsi panel 1'e başvurmaktan yani bu işlemden vazgeçeceğiz. Her biri için ayrı ayrı kod yazacağız, değil mi? Ki bu da kabul edilebilir bir şey mi? Bir düşünelim. Şu anda 64 tane panel mi oldu burada? 8 8 evet 64 oldu. Ya çok daha fazla olsaydı, değil mi? Zaten olması gerekecek. Eğer bir ikon editör yapıyorsak 8 çarpı 8 ikon kalmadı artık bu devirde, değil mi? 512'ler bile var. Yani. Onun için arkadaşlar, bizim her birine ayrı ayrı kod yazma lüksümüz de yok zaten. İşte tam bu noktada arkadaşlar, bizim programlama tekniklerimizden bir tanesi devreye girecek. Hangisi? Hep şuralarda göre geldiğimiz arkadaşlar, sender parametresiyle ilgili olan tekniğimiz devreye girecek. O nedir? Ona bakalım hemen. Dediğimiz gibi arkadaşlar, burada ki panellerden her biri kopyala yapıştır yoluyla çoğalttığımız için olay bağlantıları hazır olarak geldi değil mi? Yani bir yerlere bağlanmış olarak geldi. Nereye bağlandı? En üstteki panele. Yani burada arkadaşlar, siz bu panelin üzerine gelseniz de panel 1'i tetiklemiş oluyorsunuz. Şu panelin üzerine gelseniz de arkadaşlar panel 1'i tetiklemiş oluyorsunuz. Daha doğrusu bunu panel 1'in tekeline almak da doğru değil. Ortalıkta arkadaşlar bir olay var. Panel 1 mouse enter diye. Değil mi?
Bu olay arkadaşlar adında panel 1 yazıyor diye panel 1'in anlamına panel 1'indir anlamına gelmiyor aslında. Bu olaya kim bağlanırsa onun olayı olmuş olur. Yani aslında bunu da buna bağlamakla biz bu olayı panel 1'in mouse enter'ını işte sağ alt köşedeki panele ait yapmış oluyoruz. Aynı şekilde şu elemana da, şu elemana da, şu elemana da, değil mi? Yani bu olay aslında bütün panellere ait bir olay. Eğer ki olay bağlantıları yapıldıysa. Peki neden özellikle panel 1 göz kırpıyor? Madem hepsine ait, değil mi? Niye panel 1 göz kırpıyor? Çünkü arkadaşlar bu olay tetiklendiği zaman bizim kodumuz panel 1 diyerek başlıyor. İşte burası çok önemli. Yani panel 1'in back color'ını değiştiriyor. Değil mi? O yüzden sanki panel 1'e aitmiş gibi görünüyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim şu kısmı değiştirmemiz gerekiyor. Bu olayı meydana getiren nesnenin arka planını kırmızı yapması lazım. Değil mi? Panel 1'in değil de kim meydana getiriyorsa bu olayı onun arka planını kırmızı yapmalı. İşte arkadaşlar bir olayı kimin meydana getirebildiğini anlayabildiğimiz parametre kim? Hangisi? Hep şurada olan sender parametresi. Değil mi? Bir bakalım hemen. Şuradan kodumuza geri dönelim. Kalemimizi bir alalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar şurada bir olay var. Şurada bir olay var. Bu olayların çoğunda hemen hemen hepsinde sender parametresi yer alıyor. Değil mi? Şunu şimdilik düşünmeyelim. Yapıcı metot biraz daha farklı tabii ki. İşte arkadaşlar bu olayların panel 1'e aitmiş gibi görünmesinin sebebi kodların içinde biz panel 1 diyerek başlıyoruz. Halbuki ne diye başlayacağız? Olayı meydana getiren nesne. Yani sender. Sender'in rengi kırmızı olsun. Sender'in rengi eski rengine dönsün dersek eğer problemi çözmüş oluyoruz. İşte arkadaşlar bu da sender tekniği diye adlandırılıyor. Ya da biz öyle adlandırıyoruz. Önemli değil değil mi? Yani önceden adlandırılmış bile olsa birisi bu ismi vermiş olacaktı. Burada da ilk biz olalım. Ne olacak yani değil mi? Peki. Yalnız burada arkadaşlar panel 1 yerine doğrudan sender diyemiyoruz. Bakın hemen hatayı yapıştırdı bize. Neden? Çünkü arkadaşlar sender nokta dediğimizde back color diye bir özelliği çıkmıyor. Neden çıkmıyor arkadaşlar? Evet, şurada kalemimizi tekrar bir almamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar nesne hiyerarşisinde C#'taki nesne hiyerarşisinde object en üstteki türdür. Değil mi? Sender'in türüne dikkat edin. Object. Bu da arkadaşlar diğer bütün nesnelerin bundan türediği anlamına geliyor. Yani bir yerden sonra mesela kontrol oluyor. Bir yerden sonra işte bunlar ayrılıyorlar. Nedir? Buton oluyor. Label oluyor. İşte text box oluyor falan filan. Gibi. Yani buton da olsa, label da olsa sonuçta bir kontroldür. Görünebilir kontroller var, görünmeyen kontroller var. Görünebilir olsa da, görünmeyen olsa da sonuçta bir objektir diyebiliyorsunuz. Yani böyle yukarıya doğru hiyerarşiyi tırmandırabiliyorsunuz. Yukarıya doğru çıktıkça özellikler azalıyor arkadaşlar. Aşağıya doğru indikçe özellikler artıyor. Yeni yeni özellikler alıyor. Değil mi? Yani mesela butonlarda olup, label'da olup, text box'da olmayan öyle bir özellik bulsak. Ha, panel. Şuraya bir de panel yapalım arkadaşlar. Mesela C#'taki panellerde text özelliği yok. Değil mi? Şimdi panel de olsa, buton da olsa, label de olsa, text box da olsa sonuçta bir kontroldür diyoruz. Ve hepsinin back color özelliği var. Değil mi? O yüzden arkadaşlar back color özelliğini kontrolde alıyor bunlar. Ama arkadaşlar bir text özelliğini kontrolde alamıyorlar. Niye? Çünkü panelin teksti yok.
Eğer ki kontrolde text özelliğini alsaydı panellerin de text'i olmak zorunda kalacaktı. Ama butonun, label'ın, text box'ın text'i var. O yüzden arkadaşlar daha aşağılarda tanımlanıyor text. Yani aşağıya indikçe yeni yeni özellikler eklenebiliyor. Daha önce nesne yönelim programlama tekniğinde kalıtım özelliğini işlerken ürün diye bir örnek vermiştik değil mi? Bir marketteki ürünlerden bahsedersek işte gıda, yiyecek içecek diyeceğim ama o da gıdaya ait. Ne olabilir başka? Kırtasiye falan filan değil mi? Gıdada arkadaşlar bir son kullanma tarihi vardı. Şimdi son kullanma tarihini üründe tanımlarsak ne olur? Yanlış olur. O zaman kırtasiye gibi malzemelerin de son kullanma tarihi olmuş olacaktı. O yüzden arkadaşlar bu daha aşağıda tanımlanmış olan bir özellik. İşte C#'taki nesne hiyerarşisinde de object en üstte olduğu için en az özelliğe sahip. 4 tane özellik var. Ama şunu da diyebilirsiniz. Object'te olan bütün özellikler aşağıdaki bütün nesnelerde var demektir. Değil mi? Peki. Şimdi buradan çıkalım. Biraz konuyu orada dağıttık gibi ama detaylandırmamız da gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden sender nokta dediğimizde çok az özellik çıkıyor. Ve bunlardan bir tanesi de toString arkadaşlar. Bu demektir ki toString bütün nesnelerde olan bir özellik olacak. Peki ne yapacağız o zaman? Niye senderin türünü object yapmışlar? Değil mi? Niye senderi panel yapmamışlar? Panel olsaydı biz ne güzel şimdi onun back color'ını kullanacaktık diye serzenişlerde bulunabiliriz. Haklı mıyız? Yani gibi haklıyız ama bunun yolu da var tabii ki arkadaşlar. Nedir? Hemen hayatımıza yeni bir operatör giriyor. Oradan bahsetmek istiyorum şimdi size. Şu bizim değişkenimiz olsun arkadaşlar. Ne değişkeni bu? Sender değil mi? Hani başka bir değişkende A olup içinde 5, 6 gibi değerler olabilir ya. Nasıl arkadaşlar senderin türü integer oluyorsa içinde 5, 6 gibi değerler bulunabiliyorsa senderin de arkadaşlar türü object değil mi? İçinde neler bulunabilir? Object olduğu için arkadaşlar içinde her şey bulunabilir. Panelde olabilir, yeri geldiği zaman butonda olabilir falan da filan da. Ama şu anda bunun içinde arkadaşlar panel var. Biliyoruz ki panel var. Niye? Çünkü mouse enter olayını paneller meydana getiriyor değil mi? Panellere bağlamıştık. Yani türünün object olması ayrı, içinde panel bulunması ayrı. İşte arkadaşlar siz bunu panel gibi kullanmak istiyorsanız eğer nedir? Burada bir as operatörü hayatımıza giriyor. Gibi kullanmak. Değil mi? Gibi kullanmak diyoruz. Peki hemen buradan çıkalım ve kodumuzu yazalım. O halde arkadaşlar sender'i sender gibi kullanamıyoruz. Object olarak kullanamıyoruz. İçinde panel olduğu için onu panel gibi kullanmamız gerekiyor. O halde ne diyoruz? Sender as panel. Dikkat edin burada da panelin baş harfini büyük yazıyorum. Çünkü onun türünden, sınıfından bahsetmek istiyorum. Değil mi? Eğer ki özellikle bir paneli kastetseydim o zaman baş harfini küçük yazıp panel 1, panel 2 falan demem gerekecekti. Evet. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar senderin arka planı kırmızı olsun demiş olduk. Değil mi? Sender kim peki? O işte olayı kim meydana getiriyorsa o arkadaşlar. Aynı şekilde şurayı da değil mi? Senderin arka planı eski rengine dönsün diyorum. Şimdi ne yaptık? Bir toparlayalım. 64 tane panelimiz var arkadaşlar. Hepsi de şu olaylara başvuruda bulunuyor. Hangi birisinin üstüne gelirsem geleyim şu işaretlediğim kısım çalışıyor. Hangi birisinin üstünden ayrılırsam ayrılayım şu işaretlediğim kısım çalışıyor. Peki ben bu işaretlediğim kısımlar için içinde ne diyorum? Mesela şurada ne diyorum? Üzerine geldiğim panelin arka planı kırmızı olsun. Üzerinden ayrıldığım panelin arka planı eski rengine dönsün diyorum. O halde bunu çalıştırdığımız zaman bakın şimdi tamam panel 1'in üstüne geldim ayrıldım görevini yerine getiriyor. Hop, o arada bir tanesine yakalandık. Aynı şekilde arkadaşlar sağ alt köşedeki panel de senderden dolayı değil mi?
üzerine gelip ayrıldığım zaman yine kendi görevlerini yapabiliyorlar. Peki. İşte arkadaşlar bu birinci tekniğimizdi. Sender tekniği diyoruz buna. Bu teknik üçüncüsüyle çok karışıyor arkadaşlar. Programatik yolla nesnelere erişim metoduyla çok karışıyor. Ona dikkat edelim lütfen. Yani üçüncü tekniğe geldiğimizde de ona göre takip edelim konuyu. Peki. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer bir tekniğimize. Yine onu tabi uygulamamızda ki bir konuyu çözerek vermeye çalışacağız. Yani aktarmaya çalışacağız. Nedir o da arkadaşlar? Biz tamam bunların üzerine geldiğimiz zaman bir güzel kırmızı oluyorlar. Ayrıldığımız zaman eski rengine geri dönüyorlar ama tıkladığımızda bunların renklerinin orada kalması gerekiyordu ama kalmıyor arkadaşlar. İşte bu konuyu çözmeye çalışacağız şimdi. Yine problemi mümkün olduğunca küçültmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tek bir panel üzerinde düşünelim. Daha sonra bunu genele yayarız. Çünkü davranış benzer bir davranış, değil mi? Birine tıklayınca ne olacaksa diğerine tıklayınca da aynı şey olacak. O halde birisi üzerinde sorunu çözelim. Modüler programlama diyoruz ya. Şimdi geldik arkadaşlar. Ben bu panelin üzerine tıkladığım zaman bunun rengi orada nasıl kalır? Değil mi? Rengi nasıl kırmızı olur? Daha doğrusu kırmızı oluyor da onun orada kalmasını sağlayacağız, değil mi? Zaten bir panele tıklamak için hamle yaptığım zaman kırmızı olmuyor mu? Tıklamak için üstüne gelmek zorundayım. Üstüne geldiğim zaman da şu kod çalışacak. O kod çalıştığı için de bu panel zaten kırmızı olacak. Tıkladım peki. Renginin orada kalması gerekiyor. Problem orada. Ayrıldığım zaman renginin sönmemesi gerekiyor. Rengini söndüren kısım neresiydi arkadaşlar? Şuradaki mouse live olayındaki kod. İşte bu kodun akıllı davranıp o an üzerinde çalıştığımız panele tıklandığını anlayabilmesi lazım. Değil mi? Tabii akıllı davranması gerekiyor, anlaması gerekiyor falan dedik ama ona biraz yardımcı olmak lazım. Yani nasıl anlayacak ben buna tıkladım diyelim. Hadi biz insan olarak ona tıkladığımız, ha, tamam şu ortalarda bir yere tıkladık falan diyoruz ama bilgisayar bunu nasıl anlayacak, değil mi? Bilgisayara somut bir şeyler bırakmamız lazım. Burada arkadaşlar çok lafı dolandırmayayım. Nesnelerin tag diye, tag diye özellikleri var ya, onlardan yararlanacağız. Eğer ki o olmasaydı arkadaşlar ne yapardık? Arka planda hangi panele tıklandığını tutmak için bir dizi tanımlardık mesela. Değil mi? Paralel iki boyutlu bir dizi tanımlamamız gerekirdi. Yani şuna tıkladığım zaman buna karşılık gelen dizinin ilgili elemanına işte bir bilgi bırakacak. Buna tıklandığına dair. Çünkü ben bu panele tıklandığını tutmalıyım ki bir yerde çıktığım zaman o panel sönmesin. Evet, işte o bilgi tutma işini arka plandaki paralel dizilerle yapacaktık. Bu sorunu gören işte arkadaşlar bu programlama dillerinin yapımcıları bize görsel programlama dillerinde bu var bu özellik. Tag diye genel bir özellik bırakmışlar. Değil mi? Yapmışlar daha doğrusu. Nedir bu özellik? Bakın şuradan geliyorum. Bir nesnenin properties özelliklerini listeliyordu, değil mi? Bunlardan birçoğunu anlıyoruz, biliyoruz. Tamam, renk, back color rengini değiştirilmiş. Ne bileyim, size büyütür, küçültürmüş falan filan. İşte bir de burada tag diye bir özellik var. Bu ne ola ki? Ne işe yarıyor yani? Ben bunu sıfır yaparsam, bir yaparsam, Ahmet, Mehmet yaparsam ne olur, ne değişir? İşte arkadaşlar, siz bu tag özelliğinin üzerine bir mantık kurmadığınız sürece bir şey değişmez. Yani siz geldiniz buraya, kim değiştirdiğimizi de bilelim de şuna. Sıfır yaptınız. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ahmet yaptınız. Ne oldu arkadaşlar? Bir şey olmadı. Niye bir şey olmadı? Siz onun üzerine bir mantık geliştirmediniz çünkü. Geliştirmediğimiz sürece bir şey olmaz. Onun üzerine bir mantık geliştirmemiz gerekiyor. Mantık geliştirmekten kastım ne arkadaşlar? Tag'in türü object olduğu için içine istediğimiz hani bilgiyi bırakabiliyoruz object olduğu zaman. Biz şunu yapmaya çalışalım. Tıklanmış olan nesneyi arkadaşlar tagleri yardımıyla bilebilelim. Mesela ben geldim, şu elemana tıkladım diyelim, değil mi? Bu kırmızı olmuştu.
ve tıkladım. Bunun tagini 1 yapsam ayrılırken de arkadaşlar tagine bakarak tagi 1 ise evet bu tıklanmış bunu söndürmemem gerekir diye düşünsem veya program bunu düşünse değil mi? Bunun rengi burada kalır bu sayede. Yani tagini 1 yaparak hangi panelin tıklanmış, hangi panelin tıklanmamış olduğunu anlayabiliyorum. Kalanları da arkadaşlar ne olacak? İşte hepsi 0-0 olacak. Değil mi? Taglerini 1-0 yaparak ne yapıyorum? Hangisinin tıklanmış, hangisinin tıklanmamış olduğunu kendimce belirliyorum arkadaşlar. 1 için tıklanmış diyorum. 0 için tıklanmamış diyorum. Evet. İşte bu bizim tag özelliği üzerine kurduğumuz bir mantık. Ve programlama tekniklerinden bir diğeri var arkadaşlar. Programlarımızda sıklıkla kullandığımız bir teknik. Evet. Şimdi gelelim bunun programlamasına. Şu elemanı bir silelim şimdilik. Evet. O halde arkadaşlar tıkladığım panelin değil mi? Ne yapmam gerekiyor? Tagini 1 yapmam gerekiyor. Sadece 1 yapmak yeterli mi? Şurada hazır çalışmış olanı vardı onu göstereyim. Yeterli değil arkadaşlar çünkü şu anda ayrıldığım zaman bunu silmiyor ama tıkladığım zaman tekrar onu silmesi gerekiyor. Değil mi? Yani 1 ise 0 0'sa 1, 1 ise de 0 yapmam gerekiyor. Aç kapa anahtar gibi değil mi? Switch diyoruz buna. Toggle değişim. Evet. Bunu nerede yapacağım? Yine üçgensel bakış açımızı düşünürsek panel nesnesinin ne özelliği değişecek? Tagı değişecek. Ne zaman değişecek? Klik olayında değişecek. Yani üzerine tıkladığım zaman panelin tagı değişecek. Üçgensel bakış açısıyla baktığım zaman. İşte onun için hemen gidelim arkadaşlar. Bunun kliğini bulalım. Evet. Bir de mouse click olayı var arkadaşlar. Mouse click'i de yazabilirsiniz. Şu aşamada değişen bir şey olmaz. Mouse click daha detaylı bir olaydır. Tıkladığımız koordinatlarla ilgili falan da bilgiler taşır. Bizim şu anda o kadar detaya ihtiyacımız yok. Onun için click olayı yeterli olacaktır bize. Peki. Geldik arkadaşlar buraya. Şimdi yine sık kullanılan tekniklerden bir tanesi. Eğer diyoruz. Tabii bu noktada ne yapmamız gerekiyor? İleriyi gören bir programcı olarak bu olayı diğerlerine de bağlayacağımız için sen der diye başlamamız gerekiyor. Eğer tıklanan panelin sender as panel değil mi? Doğrudan sender diye kullanamıyordum. Eğer tıklanan panelin hangi panel şu anda bilemiyorum. Hepsini buraya bağlayacağım için hangisi tıklanırsa tıklansın önemli değil. Eğer tıklanan panelin arkadaşlar tagı eşitse neye? Sıfıra. O zaman ne yapsın? Tıklanan panelin arkadaşlar tagını 1 yapsın. Bakın orada çift eşittir kullandım. Çünkü sormak istiyorum. Acaba 0'a eşit mi diye. Burada da atama yapmak istiyorum. Onun için tek eşittir kullandım. Öyle bir durumda arkadaşlar 1 yapsın. Değilse burayı kopyalayalım. Değilse tekrar 0 yapsın. Dediğim gibi sık kullanılan bir teknik bu. Tıkladığımız zaman arkadaşlar ilgili panelin tagı 0'sa 0 mı diye bakacak. Tıkladığımız panelin tagı 0 mı diye bakacak. 0'sa tıkladığımız panelin tagını 1 yapacak. Değilse 0 yapacak arkadaşlar. 1 ise 0, 0 ise 1 yapacak. Yani tersine dönmüş olacak. Değil mi? Peki. Acaba işimiz biter mi? Yani ben buraya geldim, tıkladım. Niye kırmızı olarak kalmadı? Acaba onun tagını 1 ise 0, 0 ise 1 yapmadı mı bu? Muhtemelen yaptı arkadaşlar. Yani muhtemelen değil, yaptı. Şu anda kodumuzda bir hata yok diyecektim ama tam orada bize yeşil çizgiyi patlatmış değil mi? Yeşil arkadaşlar uyarı anlamına geliyor. Sağ tarafı string olarak düşündük ama değil mi?
Şu anda türü object olduğu için string olmayabilir. Biz ne yaptığımızdan emin olduğumuzu göstermek için sol tarafı da string'e eşitliyoruz. Hatadan kurtulmadık. Kurtulmamız lazım. F6 ile bir derleyelim. Evet, gitti. Aslında arkadaşlar, tamam, şimdi hatamız yok. Tıkladığımız zaman orayı 0 yaptık. Yapamadık. Ne diyor arkadaşlar? Böyle bir durumda da ne örneğine ayarlanmadı diyor, değil mi? O şu anda objekti ya. Object olan bir şeyi, boş olan bir şeyi string'e çevirmeye çalışıyor. Kontrol etmek için string'e çevirmesi gerekiyordu ya. Boş olan bir şeyi string'e çevirmeye çalışıyor. Eğer ki biz bunların ilk başlangıçta tıklanmamış olduklarını farz ediyorsak eğer arkadaşlar, hepsini seçip tag özelliklerini neye ayarlamalıyız? Sıfıra ayarlamalıyız. Ki boş olan kalmasın. O da rahatlıkla string'e dönüştürebilsin. Değil mi? Çalıştırdık. Bu sefer hatamız yok inşallah. Tıkladığımızda arkadaşlar bunun tagı şu anda ne oldu? 1 oldu. Çünkü 0 mı diye baktı. Evet, 0, 0 ise 1, 1 ise 0 oluyordu. Tekrar tıklarsak tekrar 0'a dönüyor. Ama şu anda bunun tagını değiştirmemiz hiçbir işimize yaramadı. Çünkü tagıyla işlem yapan hiçbir nesne yok. Onun tagıyla işlem yapacak olan kimdi? İlgili panelin mouse lib'i, değil mi? Onun tagına bakacak. Eğer 1 ise ayrılırken onun rengini değiştirmeyecekti. Evet, işte bunu o tagı sayesinde daha akıllı hale getirebileceğiz şimdi. Onun için arkadaşlar mouse lib'e geliyorum. Eğer diyorum o anda üzerinden ayrıldığın, yani sender as panel, o anda üzerinden ayrıldığın panelin tagı ne yapıyordu? Bu söndürüyordu. Kimleri söndürebilir? Sıfır olanları söndürebilir, değil mi? ToString'imizi de hemen ekleyelim. Sıfırsa onun rengini gönül rahatlığıyla söndürebilirsin diyoruz. Tabi C# kural olarak koşulumuzu parantez için almamız gerekiyor. Yani şimdi ne demiş olduk bir bakalım. Tıkladığımız zaman ilgili panelin tagı değişecek mi? Değişecek. Sıfırsa 1, 1 ise 0 olacak. Tamam, 1 olduğunu farz edelim. Bu ona tıklandığı anlamına gelecek. Tam üzerinden ayrılırken de arkadaşlar tıklandığı anlamına gelirse, eğer 1 olursa şuradaki kod çalışmayacak. Değil mi? Şu işaretlediğim kod hangi durumda çalışır? Sıfırsa çalışır. Yani tıklanmamışsa çalışır. O halde tıklananları rengini değiştirmeyecek, tıklanmayanların rengini söndürecek. Değil mi? O hale getirdik. Hemen bir test edelim. Çalıştırdık. Evet, tıklıyoruz. Ayrılıyorum ve rengini söndürmedi. Bunun mesela ayrılıyorum, rengini söndürdü. Niye? Çünkü bu şu anda tıklanmadı. Tagı sıfır. O halde rengini söndürebilirim diyor. Ama tıklarsam, arka planda tagını bir yaptı. Ayrıldığım zaman da rengini söndürmedi. Niye söndürmedi? Evet. Çünkü arkadaşlar, bakın olay bağlantılarına bakın. Birincisinin tamam panel bir klik olay bağlantısı var. Yani tagını bir yapabiliyor. Ama diğer panelin var mı kliğe bir bağlantısı? Yok. İki tane. İlk başlangıçta bunları kopyala yapıştır yaptığımız için şu ikisi zaten otomatik olarak bağlı gelmişti. Ama kliğini sonradan yazdık. O yüzden diğerlerine bu etkili olmadı. Ne yapmamız gerekiyor bu durumda? Hepsini seçip arkadaşlar klik olayını bulup panel 1 kliğe bağlamamız gerekiyor. Panel 1 klik panel 1 olduğu için panele ait, panel 1'e ait gibi düşünmüyorduk onu, değil mi? Şu anda hepsinin oldu bu olay. Peki. Şimdi bir test edelim bakalım. Birinci panel zaten çalışıyordu. Tıkladık. Ayrıldığımız zaman rengi sönmüyor. İkincisinin ayrıldığımız zaman rengi sönüyor. Ama tıkladığım zaman ilgili panelin tagını 1 yapıyor ve ayrıldığım zaman artık rengi sönmüyor. Ayrılıyorum, sönmüyor. Ayrılıyorum, sönmüyor. Yani bu sayede artık kullanıcımız ne yapabiliyor? İkon editörümüzü boyayabiliyor. Ha, bir de tabii tıklanmış olanlara tekrar tıklama meselesi var. Mesela şu anda bunda ayrılıyorum.
Yine söndürmüyor. Niye? Çünkü onun tadı hala 1. Biz onu değiştirinceye kadar unutmaz o değeri. Ama tekrar tıklarsam şu anda tadı 0 oldu ve ayrılırken söndürüyor. Değil mi arkadaşlar? Bu noktada hemen bir detay bilgiye daha yer verebiliriz. Burada hemen tepki vermiyormuş gibi, yani hızlı yaptığımız zaman kullanıcı bunu fark edemez ama aslında yavaş yaptığımız zaman o tam ayrılıncaya kadar tepki vermiyor, değil mi? Hemen tepki vermesini de sağlayabiliriz. Hemen tepki vermesini sağlayacak yer neresi arkadaşlar? Panel 1'in mouse livi, değil mi? Sanki hemen ayrılıyormuş gibi göstermek lazım ona. O halde arkadaşlar yukarıdaki metodu aşağıdan ne yapabiliriz? Tekrar çağırabiliriz. Tabii parametrelerini sağlamak koşuluyla. Bizden iki parametre bekler. Bu olayı kim meydana getiriyor ve hangi argümanlarla? Olayı meydana getiren biraz önceki senderimizi olduğu gibi oraya transfer edebiliriz. E'mizi de transfer edebiliriz. Çünkü üzerinde çalıştığımız panel aynı zamanda üzerinden ayrılacağımız panel olsun diyoruz. O yüzden aynı parametreleri oraya transfer ettik. Şimdi bakalım. Şimdi tıkladığımız zaman hemen tepki veriyor, değil mi? Sanki hemen üzerinden ayrılmış gibi mouse livini çağırıyoruz çünkü. Evet. Bu da arkadaşlar bizim ikinci tekniğimizdi. Dersin çok uzadığının farkındayım ama arkadaşlar isterseniz bunları bölmeyelim. Üçüncü tekniğimizde beraberinde işleyelim. Evet, bir gece vaktindeyiz şu anda. Saat epey ilerlemiş ama dediğimiz gibi bunu bir tamamlayalım. Evet, toparlayacak olursak şu ana kadar ne yaptık? Bir senderi gördük arkadaşlar, değil mi? Neydi sender? Olayı meydana getiren nesne. Hemen hemen her olayda bu senderi görürüz arkadaşlar. Bu olay kim meydana getirmiş? Biz bundan sonra benzer davranışları bir sürü nesneye uygulamak istiyorsak bundan sonra arkadaşlar özellikle isim belirtmekten kaçınacağız. Mesela böyle bir durumda panel 1 diyerek başlamak olmazdı, değil mi? Senderle işlem yapmak lazım. Çünkü hangisi olayı meydana getiriyorsa ona uygulamak istiyoruz. Birincisi buydu. Diğer arkadaşlar tıklanan onu niye kullanamıyoruz? Evet, şunu kapatmamız gerekiyor. Diğeri de arkadaşlar tıklanan panelin hangisinin tıklandığını hatırımızda tutmamız gerekiyor. Yani programın bunu bilmesi gerekiyor. Bazen bunu ben kulağını bükmek gibi algılıyorum ama mesela şu panelin kulağını büksek, değil mi şöyle? Bunları kağıttan oluştursaydık. Kulağı bükük panel ne demektir? Tıklanmış panel demektir. İşte bu sayede ne yapıyoruz biz? Hangisinin tıklanıp hangisinin tıklanmadığını anlayabiliyoruz. İşte kulağını bükmek arkadaşlar burada tagini 1 yapmak oluyor. Değil mi? Tagi 1 ise kulağı bükük diyelim. Tagi 0 ise arkadaşlar bükük değil. Bükük değil olsun o da. İşte bu örnekte böyle arkadaşlar. Yani şu anda biz 1-0 mantığı verdik ama buraya başka bir örnekte true false. Burada da true false yapabilirdik. Yani birisine 10 verirdik. 10'lar tıklanmış, 20'ler tıklanmamış anlamına gelirdi. Değil mi? Tamamen bizim kurduğumuz mantığa göre değişiyor. Evet. Peki. Şimdi gelelim arkadaşlar. Üçüncü tekniğimize programatik yolla, değil mi? Programatik yolla nesnelere erişim diyoruz. Nesnelere erişim. Üçüncü tekniğimiz. Şimdi arkadaşlar, burada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bu senderle çok karıştırılıyor. Tamam. İlk etapta arkadaşlar senderle bu çok karıştırılıyor. Tekrar toparlayacak olursak sender bir sürü nesnenin
Bir sürü nesnenin tek bir olaya başvurduğu zaman geçerli arkadaşlar. Tek bir olay var ve bir sürü nesne bu olaya başvuruyor, değil mi? İşte o arada siz sender parametresiyle bu olayı kim meydana getirmiş anlayabiliyorsunuz. Şimdi burada da arkadaşlar yapmak istediğimiz şöyle bir şey olacak. Bizim bir temizle butonumuz olacak. Şurada. Kullanıcı temizle butonu yardımıyla buraya tıkladığı zaman bütün panellerin rengini söndürecek arkadaşlar. Bir anda bütün panellerin rengini söndürecek. Yani ne olması gerekiyor? Temizle butonunun sırasıyla eğer ki böyle bir şey olmasaydı panel 1 nokta back color işte eşittir kontrol. Panel 2 back color işte kontrol. Panel 3 diye devam edecekti arkadaşlar. Ta ki panel 64'e kadar, bu örnek için panel 64'e kadar gitmemiz gerekecekti. İyi bir programcının yapması gereken bir şey midir bu? Tercih edeceği bir yol mudur? Çalışmaz mı? Çalışır. Sınavda yapsak puan almaz mıyız? Alırız ama eğer ki uygun bir teknikle yapan varsa o arkadaşımız daha çok puan alır, değil mi? İşte arkadaşlar temizle butonunda bu işi yaptırabilecek yeni bir tekniğe ihtiyacımız var bizim, değil mi? Burada tekrar eden bir iş var. Aynı iş tekrar ediyor. Bu iyi bir programcıya neyi hatırlatmalı? Yani burada bir koku almamız gerekiyor. Ne kokusu? Bir döngü kokusu, değil mi? Bir döngü kokusu almamız gerekiyor arkadaşlar burada. İşte bu da üçüncü tekniğimiz. Programatik yolla diyoruz nesnelere erişim tekniği. Bizim programatik yolla, yani döngülerle buradaki 64 panele birden ulaşmamız mümkün arkadaşlar. 64 panele birden ulaşmak bilgisayar için zaman almaz. Yani o döngüler, yüzlük, binlik döngüler, değil mi? Bilgisayar için tabii içindeki işleme bağlı olarak da değişir ama çerez sayılır diyoruz. Peki. Şimdi gelelim arkadaşlar bunu programlamaya. Tabii önce bir temizle butonumuz olsun burada. Şurada butonumuzu yerleştirelim. Adını da değiştirelim ki biraz anlamlı olsun. Ne iş yaptığı ile ilgili. Temizle. Tıkladığımız hepsini temizleyecek. Üçgensel bakış açısını çalıştırdık bile zaten. Ne yaptım? Ne yaptığımızda tıkladığımızda. Onun için arkadaşlar çift tıkladım ve klik olayına geldim. Burada arkadaşlar tüm nesnelere erişimin en kolay yolu. Yine for döngüsüyle falan da yapabiliriz ama özellikle bu iş için geliştirilmiş olan for each döngüsünü kullanmak. For each döngüsünün arkadaşlar kullanımı da şu şekilde veya bize en azından o şekilde geliyor. Ben hemen önce de ortadaki in operatörünü bir görüyorum, yani bana öyle geliyor. Siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu in operatörünün bir sağ tarafı var, bir de sol tarafı arkadaşlar. Sağ tarafında kimi tarayacağımız. For each döngüsü ne yapar? Ona verdiğimiz bir koleksiyonu, bir diziyi, bir listeyi baştan sona kadar tarar. Tarayacağımız koleksiyon ne olacak burada arkadaşlar? Formun üzerindeki tüm kontroller. Onun için this controls diyorum. Evet, şuradan. Sol tarafta da arkadaşlar bu kontrolleri tarayacak ya, sırayla onları ele alabileceği bir değişken olması gerekiyor. X diyelim ona da. Tabii bu bir değişken olduğu için arkadaşlar sağ taraftaki değerleri sırayla buna aktaracak. O yüzden sağ taraftaki aktaracağı değerlere uygun olması gerekiyor. Sağ tarafta kontrolleri tarıyorsa X'in türünün de kontrol olması gerekiyor. Değil mi? Evet, fazla sildik. Ve bu sayede for each döngüsünü tamamlamış oluyoruz. Peki, şimdi şu araları bir kapatalım. Şuradan tekrar toparlayacak olursak, şöyle kalemle toparlamak daha kolay. For each döngüsünde dedik arkadaşlar, ortada bir in operatörü var. In zaten içinde demek. Bu in operatörünün bir sağ tarafı var, bir de sol tarafı var. Sağ tarafında kimi tarayacak, değil mi? Yani
kimi tarayacak, hangi listeyi, koleksiyonu gibi. Kimi tarayacağını burada belirtiyoruz. Sol tarafta da arkadaşlar elemanları sırayla aktarabileceği bir değişken. O da arkadaşlar burada x değişkeni. Tabii burada şimdi tarayacağı elemanlar kalemler olsaydı arkadaşlar, bunlar kalemler. X sırayla bu kalemlerin her biri olacaktı, değil mi? O halde arkadaşlar X'in türünün ne olması gerekiyor? Kalem olması gerekiyor. Çünkü buradan kalemler sırayla X'e aktarılacak ya. Kalemleri tarıyorsa X'in türünün de kalem olması gerekiyor. Yok, tarayacağımız bir integer dizisi olsaydı X'in türü o zaman int olurdu. Değil mi? Şimdi burada da arkadaşlar tarayacağı kontroller olacak. Her bir kontrolü sırayla ele alacak. O halde arkadaşlar X'in türünün kontrol olması gerekiyor diyoruz. Peki. Döngümüzü kurduktan sonra ne yapabiliriz? Artık X'i gönül rahatlığıyla kullanabiliriz arkadaşlar. Baştan sona kadar tara dedik. Kime al sırayla? X'i al. O halde X'in arkadaşlar arka plan rengini değiştir diyebiliriz şimdi. Ne yapsın? Sistem renklerinden evet kontrol rengini çağırsın yine. Peki. Ne yaptığımıza bir bakalım şöyle. Tüm kontrolleri tara dedik. Tüm kontrolleri tararken karşılaştığın her bir kontrolü x değişkenine al ve o kontrolün de arkadaşlar arka plan rengini sistem renklerinden kontrol rengine eşitle dedik. Ne zaman? Buton 1'e basınca. Peki bir test edelim bakalım. Evet geldik. Bir güzel boyadık bunları. Hiç güzel olmadı. Vazgeçtik. Hepsini temizlemek istiyoruz. Teker teker yapmak yerine bize temizle butonu yapmışlar. Bir deneyelim bakalım dedik. Temizle butonuna basıyorum. Bastığım anda for each döngüsü çalışıyor. Ve hepsini temizledi arkadaşlar. Yalnız dikkat ettiniz mi? Bir bug'ımız var değil mi? Programcısının öngöremediği hatalara bug'lar diyoruz. Şöyle bir bug arkadaşlar. Şurayı boyarsam özellikle daha net anlaşılacak. Şuradan 9 tanesini boyadım. Dikkat edin. Temizle dedim. Şimdi şunlar da gezinirken problem yok. Ama o 9 taneye geliyorum. Tık 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 tık. Şu anda tıklamıyorum. Bakın dikkat edin. Mouse'un sesi duyuluyor mu tam bilmiyorum ama. Gezinirken onları boyamış oldu. Değil mi? Neden olabilir? Onların renginin kırmızı olarak kalmasını sağlayan neydi? Ayrıldığım zaman, değil mi? Ayrıldığım zaman renginin sönmemesi. Ne zaman sönmüyordu? O tıklanmışsa sönmüyordu. Tıklanmış olduğunu nereden biliyordu? Tagının 1 veya 0 olmasından dolayı. Burada da arkadaşlar, biz buradaki 9 tanesini boyuyoruz. Aslında boyarken onların tagını da 1 yapıyoruz. Değil mi? Temizle dedik. Temizle dediğimizde renklerini söndürüyoruz ama taglarını tekrar 0'a çekiyor muyuz? Yok. Tagları hala 1 olarak kalıyor. Tagları da 1 olduğu için mouse leave olayı ayrılırken onların rengini söndürmüyor. Çözüm nedir? Çözüm çok basit arkadaşlar. Renklerini söndürüyorsak onların tıklanmamış olduğuna dair taglarını da ne yapmak lazım? 0 yapmak lazım. Kimin? X'in tagına. Geliyorum. Şuradan eşittir. 0. Evet. Bu onların tıklanmamış da olduğu anlamına geliyor. Yani tıklanmamış hale getiriyor onları. Yine şuradan 9 tanesini boyayalım. Temizle diyelim. Üzerine geliyorum. Tagları da 0 olduğu için. Değil mi? Tekrar boyanıyorlar. Şimdi tüm kontrolleri taramak çoğu yerde işimize yarayacak dedik arkadaşlar. Çoğu yerde bu tekniği kullanacağız. Programatik yolla nesnelere erişim. Burada 64 tane panele birden eriştik diye düşünebiliriz. Ama aslında 65 tane nesneye eriştik arkadaşlar. Niye? Formun içindeki tüm kontroller dedik ya. 64 tane
panel var, bir de buton var. Butona da eriştik aslında biz burada fark etmeden. Çünkü x dedik, x hepsine karşılık geliyor. Bunu nasıl ispat edebiliriz? Şöyle arkadaşlar. Mesela butonun rengi ilk başlangıçta başka bir renk olsun. Back color diyelim şuradan. Şöyle bir renk. Değil mi? Çalıştıralım. Yani butonun rengi aslında biz süs olsun diye koyduk. Yani renginin sönmemesini istiyoruz. Ama temizle butonuna bastığımız anda hop onun da rengi gitti. Yaşın yanında kuru da yandı, değil mi? Panellerle beraber temizle butonun da rengi söndü. Niye arkadaşlar? Dediğimiz gibi tüm kontroller diyoruz. Arada buton da gidiyor. Peki butonu seçim dışı bırakamaz mıydık? Bırakabilirdik arkadaşlar. Nasıl? Çok kolay. Eğer x dediğimiz eleman bir panelse diyoruz. Burada is operatörü hayatımıza giriyor. Bu da as ile çok karıştırılıyor ama dikkat edin is dirdir anlamına geliyor. Yani x bir paneldir. Evet bir paneldir. True ya da false çıkar zaten bunun değeri. Ya da hayır panel değildir diyoruz. X bir panel ise şu şu işlemleri yap. Değilse zaten yapmayacak. Yani rengini söndürme ve tagını sıfır yapma işlemlerini hangi durumda yapacak? X'in bir panel olması durumunda yapacak. Is operatörünün sonucunda arkadaşlar bize true ya da false döner. Ama as'de bize true ya da false dönmez. Tamam. Peki, şimdi bir test edelim bakalım. Bakın, butonumuzun rengi mavi mi? Bu ne? Mavi herhalde. Değişik bir renk diyelim yani değişik. Biz şunları boyadık. Temizle dediğimizde butonun rengi yerinde kalıyor. Çünkü arkadaşlar butonu biz seçim dışı bıraktık. Onun renginin sönmemesini sağladık, değil mi? Tabii bunu is operatörünü gösterebilmek için yaptık. Aslında doğru çözüm bu da değil arkadaşlar. Niye? Çünkü biz butonu panel olmasıyla seçim dışı bırakmıştık. Ama halbuki ya bir dışarıda panelimiz varsa paneller üzerinde işlem yaptığı için o da gümbür diye gidecek değil mi? Onun da rengini değiştirelim. Çalıştırdık. Evet. Biz normalde bunun renginin değişmemesini isteyelim. Temizleme işleminden etkilenmemesini isteyelim. Temizle dediğimizde bunlar da panel, bu da panel olduğu için o da gitti. Peki bunun en doğru çözüm yöntemi nedir arkadaşlar? En doğru çözüm yöntemi yani dediğimiz gibi biz izi gösterebilmek için böyle yaptık ama aslında bunları gruplandırmak. Şuradaki nesneleri gruplandırıp sadece o gruba işlem yapmak arkadaşlar. Gruplandırmak için de C#'da değişik seçenekler var tabii. En başta GroupBox var. Tabii tepesinde yazı yazmasını istemiyorsanız panelde kullanabilirsiniz. Panelde arkadaşlar gruplama özelliği olan nesnelerden bir tanesi. Peki. Şimdi panelimizi aldık oraya koyduk. Tabii bu nesneleri onun içine taşımak gerekiyor. Taşımak için de seçip Ctrl X, Ctrl V de yapabiliriz arkadaşlar. Ama o zaman olay bağlantıları kopacaktır. Bu türlü taşıma işlemlerinde en doğru yol mouse'la tutup ilgili nesnenin içine bırakmak. Bakın alt tarafında mouse'un işaretçisine dikkat edin. Alt tarafında küçük bir dikdörtgen çıkıyor. Bu onun taşındığı anlamına geliyor. O işareti gördüğünüz anda bırakabilirsiniz. Şu anda dışarı çıktığım zaman onlar hep panelin içine taşınmış oldu. Dışarıdaki paneli nasıl seçeceğim tabii şu anda? Burada da arkadaşlar ESC tuşuna basarsanız eğer bu bir nesnenin ebeveynine dön anlamına gelir. Bir daha ESC'ye bassam beni nereye götürüyor? Forma götürüyor. Dikkat edin. Bu panelin ebeveyni parenti dıştaki panel. Onun da ebeveyni form. Properties'den bunu takip edebiliyoruz. Dıştaki panele panel 66 olmasın. Daha özel bir isim verelim. Panel zemin diyelim. Diğerlerine zeminlik yapıyor ya. Zemin. Evet. Şimdi o paneli arkadaşlar şöyle sol üst köşeye taşıyabiliriz. Öyle mi kalacak tabii? Öyle dediğiniz duyar gibiyim ama kalmayacak tabii. Ne yapacağız? O panelin boyutunu biraz arttıracağız. Bunun da arkadaşlar en kolay yolu seçip Auto Size özelliğini true yapmak. İçindeki nesnelere göre ne yapar?
kendi boyutunu ayarlar. Peki. Şimdi arkadaşlar tabii kodda da değişikliğe gitmemiz lazım. Bu kod hala daha ne yapıyor? Formun içindeki tüm nesnelere erişimi sağlıyor. Şunu bir kopyalayalım. Bunu devre dışı bırakalım arkadaşlar. Evet, şuraya gelip yapıştıralım. Bu kodda yine for iş döngüsünü kullanacağız. Yine taramasını isteyeceğiz. Ama tarayacağımız liste arkadaşlar tüm kontroller olmayacak. Formun içindeki tüm kontroller olmayacak. Neredeki kontroller olacak? Panel zeminin içindeki kontroller olacak arkadaşlar. Tamam. Ve zeminin içinde panelden başka bir şey olmadığı için içindekilerin tekrar panel mi diye sorgulanmasına gerek yok. Değil mi? Şimdi tekrar koyarsak onlar hizaya girecekler. Evet. Şurayı boşluğu da kapatalım. Sanki uzunmuş gibi oluyor. Evet arkadaşlar, bu kod sayesinde zeminin içine aldığımız panellerin hepsi taranacak. For each döngüsü. Sırayla bunları x'e aktaracak. Dikkat edin, burada for each döngüsünde x artı artı diye bir ifade kullanmamıza gerek yok. Normalde forlu döngüler sayaçlı döngülerdir ya, içine bir sayaç mekanizması kurmamız gerekir. Ama for each'te bu mekanizma zaten hazır olarak geliyor. O yüzden doğrudan biz x diye kullanabiliyoruz. X hep bir sonraki eleman, bir sonraki eleman olacak otomatik olarak zaten. Kendisinde bu yetenek var. Peki. Şimdi çalıştıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada bir panelimiz ve bir butonumuz var. Tabi bunlar şu panellerin grubundan ayrı oldukları için temizle butonundan sonra etkilenmeyecekler. Değil mi? Bu temizleme işleminden etkilenmiyorlar. Temizliyorum. Temizlendi ve onlar etkilenmiyor. Gibi. Evet, bu da üçüncü tekniğimizdi arkadaşlar. Programatik yolla nesnelere erişim. Bir butona bastık. Bir anda 64 panele birden eriştik. Değil mi? Dikkat ederseniz bu bilgisayar için zaman almıyor. Yani bir anda onlar yok oluyormuş gibi oluyorlar. Aslında onlara sırayla bir erişim söz konusu. Bu da arkadaşlar programlarımızda sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz tekniklerden bir tanesi olacak. Evet. Benim söylemek istediklerim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Toparlayacak olursak, programlama tekniklerinden bahsettik, değil mi? Hep nesne bilmek, hep özellik bilmek, hep olay bilmek bir yere kadar işimize yarar ama bizi bir yerden sonra çok fazla ileriye taşıyamaz. Çok fazla ilerleyemeyiz. Sırf nesnelerle işlem yapmakla. Değil mi? Sırf özellikleriyle, sırf olaylara işlem yapmakla. Yani öyle bir durumda eğer senderden bir haber olsaydık, habersiz olsaydık, şuradaki 64 panelin 64'üne de kod yazma yoluna giderdik. Her birinin clean'e girerdik. Her birinin mouse enter'ına girerdik. Değil mi? Halbuki arkadaşlar şimdi yazdığımız kod sınırlı. Bir tane mouse enter, bir tane mouse leave, bir tane panel click, bir tane buton click. Bunları arkadaşlar diğerlerine de yaydık. Ne sayesinde? Sender sayesinde. Diğer önemli tekniğimiz neydi? Nesnelerin tag özelliği yardımıyla o nesnelere ilişkin bilgiler bırakabiliyorduk. Veya nasıl bir mantık kurarsak. Bizim burada kurduğumuz mantık tagını 1 yaparsak tıklanmış, 0 yaparsak tıklanmamış anlamındaydı. Ona göre de işte rengini söndürüyorduk veya söndürmüyorduk. Bu da ikinci tekniğimiz. Üçüncü tekniğimiz de arkadaşlar temizle butonu yani programatik yolla nesnelere erişim. Bir döngü kurarak nesnelerin hepsine bir anda erişmiş olduk. Değil mi? Peki. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Uzun bir video oldu. Umarım sıkıcı olmamıştır ve umarım yararlı da olur diyoruz. Peki, tekrar teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.